Misin ne ya? Niye kızgınsınız? Niye mi kızgınım? Hı? Türkiye'de eğitim kalmadı, yargı kalmadı, çiftçi kalmadı, ekmek kalmadı, aş kalmadı, bütün memleket satıldı. Ama yol, satıldı, marinalar satıldı, her şey satıldı. Yol, köprü, baraj, İHA'ya uçuyoruz diyorlar. Uçuyoruz, Allah uçuyoruz. Bu nereye uçuyoruz? Bir kilo domates olmuş 40 lira, bir kilo peynir olmuş 400 lira, bir kilo et olmuş 500 lira. Millet acından geberiyor ha. Şurada bu kadar adam var. Çıkarın cebinizde 500 lira var mı? Hiçbirisini de bulamazsınız. Hepsi acından ölüyor. Şu işçiler, şu gençler, şu millet. Eğer bir memlekette yargı bittiyse, eğitim bittiyse, sağlık bittiyse o memleket memleket değildir. 21 yıldır yediğiniz kazıktan doymadınız mı? Türkiye nereye gidiyor? 21 yıldır. Ne? Bitti. Bitti, biz de onu diyoruz. Ben de onu diyorum. Ya biz de onu diyoruz. Memleket bitti diyorum, o diyor memleket bitti. Memleket mi kaldı? Uçmuyor muyuz? Ne? Uçuyoruz abi, uçuyoruz bak. Uçuyoruz. Türkiye nereye gidiyor? Uçuyoruz. Hani? Ey millet. Yerli arabaları. Ay yerli arabalara bak, geçemiyoruz. Yerli uçağa bak, geçemiyoruz. Kampaya bak, uçamıyoruz. Küpeklere bak, uçak. 5 paralık pis Araplara kul olduk. 5 paralık pis Araplara kul olduk. Efendim, Türkiye'de hiç iyi bir şey olmadı mı? Hiç iyi bir şey olmadı. 21 yıldır Türkiye 1550 yıl geriye gitti. Osmanlı'dan daha kötüyüz. İHA var, SİHA var, köprü var, yol var diyorlar. O İHA'yı da SİHA'yı da bilmem neyi de bilmem neresine soksun. Ne İHA'sıymış? Bana ne İHA'dan? Bana ne İHA'dan? Yol köprü geçmiyor musunuz? Hiç geçmiyorum. Osman Gazi'den geçen var mı beyler? Hayır. Her gün para ödüyorsunuz. Marmara şeyden geçen var mı? Kuzey otoyolundan. Yok. Havaalanına hiç gittiniz mi? Uçaktan iniyorsunuz. 5 kilometre yol yürüyorsunuz. Avcılardan biniyordum. Havaalanında iniyordum. Cami de benim. Cemevi de benim. Ben Alevi bir vatandaşım. Ama Atatürk havalimanını yıktı. Atatürk'ümün ismini yok etmek için. Edemez. Atatürk Havalimanı yazıyor diye Atatürk Havalimanı'nı yok etti. Cami yapsın, cami de benim. Cemevine de giderim. Bir dakika amca, yeter sen sus. Pislerin üzerine değil. Camiye gitsin, dağın başına yapsın. Ya yapsın, onu da yapsın. Nereye yaparsa yapsın. Ay, bana ne cami? Ben avcılarda biniyordum. Atatürk Havalimanı'nda iniyordum. Gideceğim yerime gidiyordum. Şimdi havalanına gitmek için taksi tutuyorsun 1,5 milyon. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Kardeşim ben özgürüm. İstediğim partiye veririm. Sana ne? Kime ne? Ben Alevi bir vatandaşım. Tamam, bizim işimiz bu. Niye kızıyorsunuz? Hayır, ben istediğime veririm. Bağırmayın ama. Bakın, sorarım size. Ya benim kanım aksa altı ok. Sen çeviremezsin. Neden bağırıyorsunuz? Ama kurşun. Niye bağırıyorsunuz? Ama yeter artık. Yeter. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? İnsanız, insan. Hanımefendiciğim, biz gazeteciyiz. Anket ama yapıyoruz. Suç mu işledik? Suç işledin. Kürt'ü de, Türk'ü de, Alevi'si de, Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes insandır. Kimliğin, kimliğin, yani acı gidersin, senin gibi gerizekalılar bu memleketi bu hale soktu. Tamam mı? Aziz nesine ne dediler? Ateist dediler. Aziz nesin Sivas'ta yaktılar. Niye yakıyorlar? Alevisin yak dediler. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevi de insan, Kürt'ü de insan, Sünnisi de insan, Ermenisi de insan. Ama memleketin... Niye çok kızgınsınız? Niye çok kızgınsınız? Benim şekerim var. Şekerim var. Sakin olmak lazım. Bakın ama, ne kadar... Ama nasıl sakin olurum? İş yok. Bizim bir art niyetimiz yok. İş yok, iş, iş. Ben anlatayım. Ben 30 yıllık gazeteciyim. Ya alacağız. Kuyruklardayız. Market market geziyoruz. Emekli bir anneyim. Günahtır, yazıktır bize. Biz bunları bir emekli maaşını... Yani kim oy verdiyse eli kırılsın. Diyorlar ki CHP yaptı. Kafanızı çalıştırın. Kime verirseniz verin ama bize hizmet edecek adama verin. Teşekkür ederim. Türk. Kimliğiniz var mı? Var. Oy kullanıyorsunuz. 14 Mayıs'ta milletvekiline hangi partiye oy vereceğiz efendim? AK Parti'ye. Niye uzattınız? Çok soruyorlar. Devam ki. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu efendim? Erdoğan Bey.
AK Parti artık yapamıyor. Her şeye pahalı diyorlar. Ne dersin? Pahalı desinler. Düzeltir onu Erdoğan Bey. Düzeltir mi? Düzeltir. Güveniyoruz. Teşekkür ederim. Hayır. 14 Mayıs'ta hangi partiye? Hepsini alır, alır, alır. Hangi partiye vereceksiniz? Ben Kemalistim. CHP. Ben CHP'liyim. Peki Kemal Bey mi, Tayyip Bey mi? Kemal Bey. Kemal Bey, teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. 14 Mayıs parlamento seçiminde oyunuzu da parlamento için hangi partiye oy vereceğiz? Ya tabii ki ne Kılıçdaroğlu ya. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Efendim? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ya Kılıçdaroğlu ya. Bu sefer kazanabilecek mi? Elbette kazanacak hem de. Yüzde kaç? %60-65. Teşekkür ederim. Ha. Merhaba efendim. Merhaba. 14 Mayıs'ta milletvekili seçiminde kime oy vereceksiniz? AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti? Abi ben çömlek satıyorum el arabasıyla. Türkiye'nin her tarafını geziyorum. 30 yaşındayım. Sana diyorum hangi partiye oy veriyorsun? Sen diyorsun CHP. Ben de CHP. O da CHP. Bu adam nasıl geliyor o zaman? Ben bunu anlamıyorum. Bu sefer ben de oyum yabana gitmesin. AK Parti'nin göbeğine basacağım oyumu. En azından kime verdiğim belli olsun. Boşa gitmesin. AK Parti'ye vereceğim. Hiçbir yaklaşım. Yok abi ben her tarafı geziyorum. Bak toprak tencere satıyorum. Nerede el arabam. Abi bekliyor bak başında. Çanakkale'liyim. Çanakkale'de oturuyorum abi. Bizde hep CHP kazanıyor. Çanakkale'de. Peki Erdoğan mı? Erdoğan'a vereceğim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan abi. Bu sefer Erdoğan'a vereceğim. O kadar. Gitmesin abi. En azından kime verdiğimi bileyim. Tamam. Merhaba. İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin. Gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.